Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel çantayı anlatmaya çalışacağım. Çok kullanışlı ve çok zarif bir çanta olduğunu düşünüyorum. İçi geniş. Hatta plajda bile kullanabilirsiniz. Bayağı bir malzemeyi içine sığdırabileceğiniz bir çanta. İsterseniz tabanı örgü de yapabilirsiniz. Hadi videosuna başlayalım o zaman. Bu çantayı rafya iple, kağıt iple, lase, şerit iplerle de çok güzel örebilirsiniz. Benim elimde şu anda bu pamuk ipler var. Kalınca ipler bunlar. Ve 4 milim tığ kullanıyorum. Ve 30 santim burs kullanacağız. Tam 30 santim. Şimdi bursun bir tarafına 110 ilmek ördüm. Örerken geriye doğru ite ite iyice sıkıştırarak şu metalin görünmesini engellemek için menteşelerin başlangıç yerinden diğer tarafa kadar çok sıka sıka ördüm. 110 ilmekle tamamını doldurdum. Yalnız ipler birbirinin üzerine hiç gelmemesi gerekiyor. Hepsi aynı hizada, sadece metalin etrafında dönmesi gerekiyor. Çok muntazam çalışmak gerekiyor çünkü bu yuvarlak bir ip. Şerit iplerle de çok daha rahat yapabilirsiniz belki. Onlar birbirinin üzerine gelse de zaten geniş ipler oldukları için birbirlerini kapatarak örebilirsiniz. Bunda biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece ipler üst üste gelmeyecek. Örmesi şerit iplerde olduğu gibi ya da rafyada olduğu gibi gayet kolay. Şimdi bu 110 ilmeği aynısını şimdi burada da örüyorum. Burada ördüğüm ipi şu yumağı şöyle ayırıyorum. Başka bir ip. Şöyle sıkıştırıyorum. Sadece dikkat edeceğiniz husus burada iplerin birbirine üst üste gelmemesi, yan yana. Şekilde. Gayet kolay. Şimdi tabii ki bunu çekim yaparken masaya filan da çarpabiliyor. Bir de büyük bir burs, 30 santim. Bu şekilde. Alttan alıyoruz ipi, tığla. Ve içinden geçiriyoruz. Üst üste gelen ipleri hemen düzeltiyoruz. Şimdi ben bunu bu şekilde itiyorum. Gene örmeye başlıyorum. Gene iteceğim. 110 tane olana kadar, şuraya gelene kadar örüyorum. 110 ilmek ördükten sonra bir zincir. Şurada hemen dibine alıyorum. Sonra yanındakini. Gene yanındakine bir tane ilmek eksiltiyoruz her seferinde. Bir yanındakine 2 ve 3 ipi alıyorum. 2 ilmekten 1 ilmek çıkartıyoruz.
sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Önce metali kaplayarak ilmekleri ördük. Muntazam bir şekilde üst üste gelmeden. Sonra döndük sırayı. 2 ilmekten 1 ilmek çıkartarak 110 ilmeği 55 ilmeğe düşürdük. Aynı çalışmayı diğer tarafta da yaptık. Sonra iplikleri zaten kesmemiştik. Burayı diğer tarafa bağladım. Yani iki tarafı örgü olarak şuradan zincirle birbirine bağlıyoruz. Aynı şekilde burada da aynı çalışmayı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yeter diye düşünüyorum diğer tarafa geçmek için. İlk ilmeğe bu şekilde bağlıyorum. İlmek kaydırarak diğer tarafa da şöyle açıp kaparken engel olmayacak şekilde kapanmayı burada olduğu gibi. Sonrasında burada tutma yerleri olacağı için önce buradaki ne kadar el tutmak için boşluk bırakacağız ona bakıyoruz. Şu baştan şu başa kadar yeterli oluyor. Burada 13 ilmek var. Şu tutmak için 13 ilmek bana yeterli oldu. 21 ilmek buradan saydım. 21 ilmek buradan. Şu hariç bunu saymıyoruz. Kalan 13 ilmek de bizim tutma yerimiz. Önce burayı belirliyoruz. Mesafeyi. Bu ilmek sayısını şuradaki 55 ilmekten çıkarıyoruz. Kalanı 2'ye bölüp 21 buradan saydım. 21 buradan saydım. Aradaki 13 ilmek bizim tutma yerimiz. Aynı çalışmayı burada da yaptım. Şimdi şuradan başlıyoruz örmeye. Bu tutma yerini ortaya çıkaracağız. Şurada bir boşluk yapacağız. İpi şuradan takıyorum. İğnenin olduğu yerden. İki iğnenin arasında 13 ilmek var. Sıkılaştırdıktan sonra aynı ilmeğin içine batıyoruz. Sık iğne. Şekilde zincir çektiğim yere kadar geldim ve devam ediyorum. Hiç ilmek atlamadan bütün zincire, bütün ilmeklere batıyoruz. İğneyi de çıkartıyorum.
En son iğnenin olduğu ilmeğe de batıyorum. Sonra bir zincir ve çeviriyorum. Geri dönüyorum. Böyle örmüştük. Şöyle. Tekrar aynı ilmeğin içine batıyorum. İlmek eksiltmemeye dikkat edin örgülerde. Geri dönüp buraya kadar gene örüyorum. 48 ilmek üzerinden 2, 4, 5 sıra ördüm. 5 sıra sık iğne. Şöyle elimi koyuyorum. Yeterli oldu. Elim içinde kalacak şekilde bir yuva oluştu burada. Burada 13 ilmek bırakmıştım. 13 zincir çekiyorum. Biraz pay bırakarak şöyle içinden çıkarmayın. Bu şekilde kalsın. Çünkü bittiği zaman diğer tarafa bağlanacak burası da. Şimdi burayı ördüğüm gibi diğer tarafı da örüyorum. İğnenin olduğu ilmeğe ipi bağlıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Ve devam ediyorum. Şekilde burayı da örerek 5 sıra tamamlıyorum. Buradaki iplikleri burada yaptığım gibi örgünün içinde yedirmedim. Çünkü şurada oluşacak olan şu ipliğin yaptığı bir görüntü bozukluğu olacaktı. O yüzden hiç aradan geçirmedim. Hepsi aynı hizada kalması için. Şu görüntüyü bozmamak için İplikleri örgü bittikten sonra içinden kaybedeceğim. Evet, 5 sırayı da ördükten sonra araya 13 zincir çektim. Karşısına sabitledim. Şu şekilde. Sonra burada 13 zincir çekip bıraktığımız vardı. Onu da hemen karşısına birleştirdim. Gayet güzel oldu. Şu şekilde. Şimdi bundan sonra istediğimiz modeli çantaya uygulayabiliriz. Ben şu iki rengi çalışmak istiyorum. Şimdiye kadar karar vermedim nasıl bir modelle devam edeyim diye. Onun bir çalışmasını yapayım. Hemen devam edelim. Şuradan ipi bağlıyorum. Tamamı 122 ilmekten oluşmuştu çanta. Şimdi kuracağım desen 120 ilmek üzerinden örülecek. O yüzden şu kenarlarda birer tane eksilterek 120'ye düşürüyorum ilmek sayısını. Şöyle bağlıyorum. Aynı ilmeğin içine bir sık iğne. İpi de içinden yürüterek. Şimdi burada bir eksiltme yapalım. Şöyle bir tane aldım. Sonra yanındakinden bir tane daha.
2 ilmeği 1 ilmek yapıyoruz ve bir tane eksilttim. Örüp şuraya geldiğimde burada da bir tane eksilteceğim. 120 ilmek üzerinden örmeye devam edeceğim. Her ilmeğin içine bir tane sık iğne. Burada ördüğümüz gibi. Zincirlerin üzerine de gene sık iğnelerle devam ediyorum. Burada eksiltmiştik başlarken. Şimdi diğer tarafta gene bir eksiltme yapıyorum. Bir ilmeğe batıyorum. Sonra diğerine bir tane daha eksilttim. Şimdi tam 120 ilmeğimiz kaldı. Sıranın bitiminde başladığım noktada bağlıyorum. 3 zincir. Aynı ilmeğin içine 2 tane trabzan. İkili trabzan. Zincirle birlikte 3 doluyorum. Arada hiç zincir yok. 1 2 3. ilmeğe 3 trabzan. Bir, iki, üç. Üç trabzan, iki ilmek atlıyoruz. Üç trabzan, iki ilmek atlıyoruz. Üç trabzan aynı ilmeğe. Bir, iki, üçüncüye. Şimdi bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Ben 120 ilmek üzerinden çalışıyorum. Bu trabzanların sayısı bu çantada 40 adet oluyor. Yani 40 tane üçlü grup trabzan örüyorum. Bu da 120 ilmek üzerinden çalışmış oluyorum. Tabii bu sizin öreceğiniz çantanın ebadı ile alakalı. Daha dar, daha kısa çanta örmek istiyorsanız bu trabzan sayılarını azaltacaksınız. Ben 40 tane öreceğim. Siz belki 30 tane, ona göre ayarlayacaksınız ve çift sayı olması gerekiyor. Yani 40, 42 ya da 38, 36 bu şekilde çift bitmesi gerekiyor. Ne kadar geniş örmek istiyorsanız ilmek sayılarınızı ayarlayıp üzerine bu deseni kuruyorsunuz. Çift olması gerekiyor. Sırayı bağlıyorum. Tam bittiği noktada buradan tekrar başlıyoruz. Şu boşlukta. 1 2 3 zincir. Hemen ilmeğin dibindeki boşluğa İki trabzan daha, üç trabzan. Son şu şekilde almadan önce ipi değiştiriyoruz.
3 trabzan. Buradaki ipi de şöyle sağlamlaştırıyoruz. Sonra içinde kaybedeceğiz, görünmeyecek. Beyaz ördüm. Krem rengini ördüm. Şimdi şu son şu hareketi yapmadan önce ipi alıyorum ve renk değiştiriyorum. Üç trabzan. Üçüncüyü örerken son ilmeği alırken renk değiştiriyoruz. Bir beyaz, bir krem. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Evet, beyaz krem, beyaz krem olarak sıra bitiyor. Renk değiştiriyorum. Bu ipi arkada bırakıyorum. Hiçbir zaman ilmeklerin içinden yürütmüyoruz. Şöyle arkaya alıyoruz ipi. Şimdi bunu alıyorum. Bunu arkada bırakıyorum. Sıranın sonunda kremle bitirdim. Başlarken de beyazla başlamıştım. Çift olmasının, hani çift sayı olmasının amacı da bu zaten. Beyazla başlayıp kremle bitirmek. İki renk örüyoruz çünkü. Şimdi sırayı buraya bağlarken gene renk değiştirmeden yapıyoruz bu sefer. Çünkü artık bu sırayı tamamen krem rengiyle yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Şurada başlarken yaptığımız gibi hemen zincirin altındaki boşluğa 2 trabzan daha. Üç tane oldu. Şimdi her boşluğa sadece krem rengiyle. Yine 3 trabzan, 3 trabzan örüyoruz. İşi de bu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Tek renk, krem rengiyle.
atarken şurada görünen iplikleri de arada bırakıyoruz. Burada bakın hepsi arada kaldı. Şuradaki ipleri şöyle alıyoruz. Sıranın sonunda gene kremle başlayacağız. Sırayı 3. zincire bağlıyorum. Burada bir krem, bir beyaz ördüğümüz bir alt sırada beyazla başlamıştık. Sonra tamamen krem ördük. Şimdi beyazla başladığımız sıraya şimdi gene kremle başlıyoruz. 1 2 3 Hemen alttaki boşluğa bunu örerken renk değiştiriyoruz. Arkaya alıyoruz. Şimdi de bir krem, bir beyaz. Bir krem, bir beyaz, bir krem, bir beyaz olarak sırayı tamamlıyorum. Sırayı beyazla bitiriyoruz. Üst sırayı sadece beyazla öreceğim için renk değiştirmiyorum. Sırayı bağlıyorum. Ve sadece beyazla ilk sırada olduğu gibi örüyorum. Örerken de şöyle göstereyim. Gerçi alt sırada göstermiştim ama bir kere daha görelim. Düz beyazda örüyorum. Batarken şu arkadaki ipleri şöyle tığın üstünde bırakıyoruz. Burada görünen ipler şimdi şuradaki gibi iplerin arasında kalacak. Şöyle batınca yukarıda kalıyor ipler ve ördüğümüz ilmeklerin arasında kalacak. Daha temiz bir görüntü oluşuyor. Evet, beyaz iple ilk sırayı ördüğüm gibi devam ediyorum. Sırayı bağlıyorum. İlk sırayı, desenimizin ilk sırasını ördüm. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. İkinci sırayı da beyaz krem, beyaz krem olarak örmüştük. 3 zincir, hemen alttaki boşluğa 2 trabzan daha. Tabii burada renk değiştiriyoruz. Beyazı arkaya alıyorum.
ilmeği çekerek, küçülterek. Yine renk değiştiriyorum. Ve bu şekilde beyaz krem, şurada ikinci sırada olduğu gibi devam ediyorum. Zaten desen 4 sıradan oluşuyor. Şu sırayı zaten ördük. Şimdi bu sırayı örüyoruz. Beyaz krem. Sonrasında sadece krem. Sonrasında bu sefer kremle başlıyoruz. Krem beyaz, krem beyaz. 4 sıra. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu sırayı, ilk sırayı ördüm. Şimdi ikinciyi örüyorum. Sonra sadece krem öreceğim. Sonra da krem beyaz, krem beyaz örerek ikinci deseni ortaya çıkartıyorum. Bu 4 sıra sürekli yinelene, yinelene, yinelene çanta istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Zaten artık iyice şekillendi. Gayet güzel bir görüntüsü oluşuyor. Ben bayıldım duruşuna. Hem ip çok güzel ve benim çok kullandığım iplerden bunlar. İp çok güzel, desen çok güzel ve burslu çantaya da çok yakışacak gibi duruyor. Şimdi ben bu 4 sırayı takip ederek istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Koyu olan desenleri sayalım. 5. 5 desenden sonra bir sıra sık iğne çalıştım ve bitirdim. Ölçüsünü de hemen göstereyim. Şuradan alıyorum ölçüyü. 33 santim. Genişliği 40 santim. 40-40 buçuk santim kadar. Daha da uzun da yapabilirsiniz. Belki bir desen daha uzatabilirsiniz. Şu buraya bir sık iğne geçtim. İsterseniz olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Burada ipi bağlıyorum. Aynı yere bir sık iğne. Burada sıra sayısı kadar, yani burada ne kadar yapıyoruz? 5. 5 sık iğneyle, yani her sıraya bir tane denk gelecek şekilde sık iğne. Çok sıkmadan, yani şu yuvayı daraltmadan dönüyorum. Bu şekilde başladığım noktaya kadar örüyorum. 30 santim burs kullanmıştım. 30 santim taban kullanıyorum. İsterseniz bunu örerek de yapabilirsiniz. Şimdi çantayı 120 ilmek üzerinden çalışmıştık. Buraya da 120 ilmek yerleştirmem gerekiyor. Delikleri sayın, çünkü tabanlarda değişiyor delik sayıları. Daha seyrek olanları da var. Ben saydım. Şöyle şu şekilde yerleştiriyorum ilmekleri. Köşelere üçer tane ilmek, yani sık iğne. Kenarlara da ikişer tane. Fakat aralarda bir kere de batmamız gereken ilmekler var. Yani 3 kere köşeye, 2 kere buralara, arada bir tane de tek batmamız gerekenler oluyor. Toplam 120 ilmeği bu şekilde bu tabana yerleştiriyoruz. Biraz daha ince tığ kullanıyorum. Daha iyi deliklerden geçebilmesi için. Köşeden başlayalım. Şöyle sağlamlaştırdıktan sonra 1,
2 3 Sonra 2 tane 1 2 Yine 2 Şimdi 1 tane. Sonra yine 2 Köşeleri mutlaka 3 kere, diğerlerine 2 kere, arada da bu şekilde tek battığımız ilmekler mutlaka olacak ki 120 ilmeği yakalayalım. Köşeleri 3 kere, 2 kere, 1 kere, 2 kere, 1 kere böyle aralarda tek batarak toplam 120 ilmeğe ulaştım. Tabanı çantaya tam muntazam oturtabilmek için şöyle işaret aldım, bağladım tabanın şu kısa kenarının ortasından. Çantayı şöyle yaptığımız zaman zaten ortayı böyle bulabiliyoruz. Buralara bağladım. Şimdi buradaki ilmek sayısıyla çantanın ilmek sayısı birebir aynı olduğu için hepsini tek tek batarak tabanı dikiyorum. Şöyle içinden önce ipi şöyle içinden alıyorum. Uzun bir ip taktım. Şöyle bırakıyorum. Buradan ben bunu kaybedeceğim içeride. Şunu da sökelim artık. Şöyle iğneyi batırıyorum. Bir de buradan ipi alıyorum. Tam işaretlediğim yerdeyim şimdi. Yan tarafa geçiyorum. Diğer ilmeğe. Sonra yanındakine ve yanındakine. Şöyle şuradan da sonra şöyle gene yana ve karşısına. Yana ve karşısına. Bu şekilde muntazam dikişlerle tabanı çantaya dikiyoruz. Evet, çanta bitti. Gerçekten hem içi çok geniş, hem çok zarif, çok kullanışlı. Umarım beğenmişsinizdir. Her yerde kullanabileceğiniz çok şık bir çanta oldu gerçekten. Şimdi görsellerini hazırlayıp hemen paylaşmak istiyorum. Nasıl bir sap takabiliriz? Çapraz kullanmak istersek derseniz şöyle deri saplar satılıyor. Bunlardan
şu kenarlara takabiliriz. Çok güzel duruyor. Ya da böyle saplar kullanabiliriz. Şöyle her iki tarafa da. Bunlar fazla geliyor derseniz, bunlar da olabilir. Şöyle bir tane takarsınız. Gayet şık bir şekilde kullanırsınız. Artı zincirde olabiliyor tabii ki. Daha pratik. Çapraz takacağınız zaman böyle uzun herhangi rengi ve dokusuna uyacak olan sapları kullanabilirsiniz. Ya da elinizde bu şekilde taşıyabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.